Epic Games Store'da bahar indirimleri başladı ve biz de bu videoda hem bu indirimleri konuşacağız hem de bazı oyunların fiyatlarını zamlanmış mı zamlanmamış mı ya da hala onlarda indirimde mi diye Steam'deki fiyatlarla karşılaştırarak göz atacağız. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kaya. Bu video birazcık geç kaldı. Altın Nisan'da indirimler başlamıştı ama çok yoğun bir dönemden geçtiğim için hani kafayı böyle toparlayıp nasıl bir video yapsam ki değiş hem değişik olsun hem ilgi çekici olsun hem de indirimlerden insanlara haber edeyim diye böyle kafa yorma şansım olmadı. Dolayısıyla biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Her indirim döneminde tabii ki indirimlere bakmaya da devam edeceğiz. Bu indirimlerde 20 Nisan'a kadar devam edecek ve Steam'deki bahar indirimleri döneminde yaptığım bir uyarıyı burada tekrar tekrarlamak da istiyorum. Ne demiştim o indirim dönemi içerisinde? Bazı oyunlar indirim dönemlerinden sonrasını bekliyorlar zamlanmak için demiştim ve gerçekten de Steam Bahar indirimleri bittikten sonra bazı oyunların fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bazılarında da olmadı bu arada. Hepsinde bir zamlanma olacak diye de bir garanti de yok yani. Bundan ötürü de koştur koştur oynamayacağınız bir oyunu almanızı da istemem tabii ki o ayrı mevzu ama böyle bir ihtimal var ve hani Steam indirimlerinden sonra bunu gördük. Aynı şey Epic Games Store indirimleri sonrasında da gerçekleşebilecek durumda ve hatta şöyle bir durum da var. Bu bahar indirimlerinde bazı oyunların fiyatı Steam'de zamlanmış olmasına rağmen muhtemelen bu indirimleri bekledikleri için hani bu indirimler sonrasında fiyatlarını güncelleyecekleri için ekstra indirimli halde. Yani zamlanmamış halden bir de indirim olmuş gibi diyeyim. Çok geliştirmiyebiz ama konuşurken oyunların üzerinden zaten hem karşılaştırarak fiyatlarından da bahsederek anlatacağım için daha net bir biçimde gözükecek ve ben tahmin ediyorum ki dediğim gibi bu indirimler sonrasında oyunların fiyatları Steam'deki fiyatlarına ee, çekilecektir, yükselecektir, zamlanacaktır diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir oyun almayı düşünüyorsanız bunu göz önünde bulundurarak kararınızı verin. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Özellikle Game Pass içerisinde oynayabileceğiniz oyunları listeye almamaya çalıştım. Şimdi konuşacağım oyunları da dediğim gibi Steam'deki fiyatlarıyla karşılaştıracağım. Bazıları gerçekten yine Steam'de de indirimde olduğu için tercihen orada da alabileceksiniz. Bazıları zamlandığı için her türlü Epic Games'ten almak gerekecek. Bazıları da fiyatları aynı olsa da indirim olmadığı için Epic'ten almak isteyebileceksiniz. Ama bunlar işte dediğim gibi sizler karar vereceksiniz. Lafı çok da uzatmanın artık manası yok. Hadi gelin oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Videoyu beğenerek destek olursanız diye de hemen burada böyle minik kendi selatımı da yapayım. Çünkü gerçekten YouTube'da öne çıkması için videonun önemli bunlar. Cyberpunk 2077 ile direkt başlayacağım arkadaşlar. Çünkü Steam bahar indirimlerinden sonra oyun zamlanarak indirimsiz fiyatı 500 liraya çıktı. Ancak bu zamdan henüz Epic Games Store etkilenmedi. Dolayısıyla indirimsiz hali 250 lira olan oyun bir de %50 indirimle 125 liraya düşmüş. Durumda bu sene içerisinde derecesinin çıkmasını da bekliyoruz. Hani bir yandan da o çıkmadan önce oynamak isteyenlerdenseniz de belki de en uygun fiyatı alacağınız dönem bu dönem olabilir. The Witcher 3 Wild Hunt ya bu zamana kadar almayan insan sayısı çok azdır muhakkak ki. Ancak yine Steam tarafında ciddi bir zamlanmaya gittiğinden ve hani Complete Edition'ı bütün DLC'leriyle beraber olan hali 400 liraya zamlandığında burada bir kez daha bahsetmek istedim. Epic Games Store'da hem bu zam gelmedi hala da indirimsiz fiyatı 75 lira bir de üzerine %70 indirim olduğu için 22,5 lira alabiliyorsunuz. Bizim ekonominin ve paramızın değerinin geldiği nokta düşünüldüğünde 22,5 lira gerçekten hiçbir şey değil. Zaten yakın zamanda hani ücretsiz update ile beraber yeni nesil grafiklere de upgrade edilmiş işte hani Witcher 3. Durum büyüken hala daha almayan az sayıdaki insandan biriyseniz ve oynamayı düşünüyorduysanız 22,5 liradan net almanızı tavsiye ederim. Hades ile hemen devam edeceğim. Zaten beni tanıyanlar direkt benimle özdeşleştirdi e, bu oyunu ve bir, benim, benim, çok da hoşuma giden de bir şey. Gerçekten de çok da sevdiğim de bir oyundu. Uzun sürede oynadım. Hatta Let's Play kanalında çok uzun da bir serisi de var. Göz atmak isterseniz ona da bakabilirsiniz. Yakın zamanda Steam'de zamlandığı için 240 liraya kadar çıkmıştı. Normal şartlarda satış fiyatı 40 lira olmasına rağmen 6'ya katlanmıştı fiyatı. Epic Games Store'da hala daha 40 liradan satışta bir de üzerine %50 geldiği için 20 liraya alabiliyorsunuz. Son zamanlarda çıkan en iyi bağımsızlardan biri olmasının ötesinde oyun tarihinin de bana kalırsa en iyi roguelite oyunlarından bir tanesi Hades. Bu fiyata da kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Roguelite seviyorsanız, Yunan mitolojisi seviyorsanız alabileceğiniz daha iyi bir oyunda zaten yok gibi şu an. Dead Store bir diğer başarılı bağımsız oyunlardan biri. 2021 yılı içerisinde çıkmış en güzel bağımsızlardan bir tanesi kendisi ve yakın zamanda Steam'de zamlanıp 190 lira olmasına rağmen Epic Games Store'da indirimsiz hali 50 lira, indirimle beraber 25 liraya düşmüş durumda. Güzel bir aksiyon macera oyunu arıyorsanız Death Store'a kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Tatlı da bir hikayesi var, tatlı karakterleri de var. Gerçekten bir başladınız mıydı akıp gidiyor. Hatta bitirdikten sonra da ama şurada bir gizem vardı, şurada bir puzzle vardı çözmemiştim. Onları da yapsam mı acaba falan diye de gazada geliyorsunuz. Kendisini uzun uzun oynatıyor. Bu arada ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu ister Epic Games'ten ister Steam'den alabilirsiniz. Çünkü ikisinde de hani zamlanmadı oyunun kendi hali. Belki yakın zamanda zamlanabilir. Bir de üzerine ikisinde de indirim var. Yani iki yerde de iki taraftan da 46 lira, 30 5 kuruşa alabiliyorsunuz. Bir oyunun fiyatı bir yerde daha ucuzsa her zaman oraya tercih etmeniz ben tavsiye ediyorum. O ayrımıyoruz ama iki tarafta da aynı fiyattaysa hangisini kullanmaya daha alışkınsanız oradan almayı da tercih edebilirsiniz. Doğal olarak bunu benim söylememde gerek yok. Siz de akıl edersiniz muhakkak ama yani geri gelmişken söyleyeyim dedim yani her şeyi konuşuyoruz. Çok da tatlı bir first person looter shooter oyun. Turn sevenleri bu zamana kadar oynamadıysa oynamak için iyi bir fırsat. Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2'nin remake'i diyelim daha doğrusu. 288 liradan 115 liraya düşmüş ve bu oyunun açıkçası Steam tarafında yer almamasından kaynaklı olarak Epic Games'in bir avantajı var. Daha doğrusu tek tercihiniz orası oluyor. Her Epic Games indiriminde de ben açıkçası bahsediyorum hani Tony Hawk'tan. Çünkü gerçekten ya yani bir kaykay oyunu aradığınızda, eğlenceli bir kaykay oyunu aradığınızda zaten bir alternatif yok. Önceki indirimlere nazaran daha uygun fiyatlara da gelmiş. Hani daha alınır noktalara da gelmiş. Yine keza bizim hani paramızın kıymetsizleşmesiyle de alakalı olarak eskiden olsa 120 lira biraz çok derdik çünkü 30-40 lira olabilir. Biliyorduk, pek çok bağımsız oyunu. Gerçi bu bağımsız oyun değil ama hani biliyorsunuz yani sonuç itibariyle neye göre karşılaştırıyorduk. Bizim de acı eşimiz biraz arttığı için 115'e iyi, iyi iyi alınır falan dedirtmeye başladı. Yavaş yavaş alışıyoruz. insan her şeyi alışıyor arkadaşlar. Zamlar alışmasaydık iyiydi ama neyse hep konu başka yerlere kaymaya mail ediyor. Mafia Definitive Edition bu da hem Steam tarafında hem Epic Games tarafında e, aynı fiyattan şu anda indirimle satışta olan oyun e, 90 lira 65 kuruşa düşmüş. Epic Games Store'dan almak isterseniz oradan da alabilirsiniz. Steam'den almak isterseniz orada da alabilirsiniz. Ama burada aklınızda olsun hani indirimin bitme tarihi farklı olabilir. Epic Games Store'da 20 Nisan'da biterken Steam tarafında 17 Nisan'da bitiyormuş. Hani almayı düşünüyorsanız atıyorum Steam'i tercih edenlerdenseniz o tarihten önce almanızı tavsiye ederim. Control Ultimate Edition 62 liraya düşmüş Epic Games Store üzerinde. Tüyleri diken diken eden bir 4 e, third person macera, aksiyon macera oyunuydu. Kendisi böyle SCP denen birazcık böyle ürkütücü, tam olarak korku denemeyecek olsa da ürkütücü hikayeleri de barındıran güzel bir oyundu Control. Steam tarafında indirim yok ve 200 liradan satışta. Ekstra bir zam gelmemiş ama indirimde olmadığı için tabii ki 62,5 liraya 62 ,70 liraya 70 kuruşa diyeyim tam fiyatını söylemiş olalım. Epic Games Store'dan satın ala bilirsiniz. Metro Exodus yine her indirim döneminin klasik tavsiyelerinden bir tanesi. 187 liradan 46 lira 75 kuruşa 175 indirimle düşmüş durumda. Eğer isterseniz Gold Edition'ı falan da alabilirsiniz 60 liraya. Steam tarafında herhangi bir indirim olmadığı için Epic Games Store'dan yararlanmanız gerekecek bununla alakalı. Ama Steam'de en azından fiyatı zamlanmamış ekstradan öyle bir Güzel haber var ama bu demek değil ki Epic Games Store indirimleri bittikten sonra iki tarafta da zamlanmayacak. Hayır gayet de bu da olabilir yani. Tales of Iron çıktığında baya bir ilgi çeken e, seslendiren abinin aynı zamanda Witcher'dan tanıdığımız Geralt'i seslendiriyor olmasından ötürü trailer ile ilgimizi çekmişti. Oynanış olarak da aksiyon rol yapma oyunu diyebileceğimiz hani Soulslike öğelerde barındıran birazcık o açıdan Hollow Knight'ı da andıran oyun tasarımı açısından söylüyorum. Görselliği veya oynanışıyla alakalı olarak çok da Hollow Knight'a benzemiyor olabilir. Onu net söyleyeyim. Ama oyun tasarımı olarak Hollow Knight'ı andıran bir oyunda Zorlu boss dövüşleri, Soulslike yapısı vesairesiyle beraber. 240 liradan 84 liraya düşmüş. Dediğim gibi 84 lira eskiden olsa bir bağımsız oyun için bu tam manasıyla bir bağımsız oyun bu arada çok gelirdi ama artık işte yenilenen e, acı eşiğimizle diyeyim. Acı eşiği çok güzel oldu ha bizim oyun fiyatlarını belirlemek konusunda çektiğimiz eşiğe acı eşiği demek hoşuma gitti. Bunu tekrar tekrar kullanacağım. <laughs> Acı eşeğimizin yükselmesiyle beraber 84 lira böyle kaliteli bir bağımsız oyun için makul bir fiyat gibi gözüküyor. Tyranny Gold Edition'ı tavsiye edeyim hemen. 80 liradan 20 liraya düşmüş durumda. Rol yapma oyunlarından hoşlananlar için çok iyi bir tercih olabilir. Obsidian Entertainment'ın yaptığı bir oyun, Pillars of Eternity falan da yapan e, abilerin yaptığı. Oyun epey ilginç bir rol yapma oyunu olduğu için hemen buraya hem çeşit olsun hem de zaten fiyatı çok uygun olduğu için Ekleyeyim istedim. Disco Elysium Final Cut arkadaşlar her indirim döneminde bu fiyatlardan satılmaya devam ettikçe mecburi olarak bahsedeceğim oyunlardan bir tanesi Disco Elysium. 15 lira 25 kuruşa düşüş arkadaşlar. Türkçe dil desteği de geldi. Gözünüzü seveyim alın. Siz aldıysanız bir tane sevdiğiniz arkadaşınıza da, oynamadığını bildiğiniz arkadaşınıza da hediye edin. Bu kadar kaliteli olan, oyun tarihinde aşılması çok güç olan bir çıtayı çekmiş olan böyle bir oyun için 15 lira hiçbir şey değil. Dolayısıyla hala almadıysanız alın. Yarın öbür gün birdenbire 250 liradan satılmaya başlarsa çok pişman olursunuz. 175 indirimde bile yine böyle 60 lira 70 lira gibi bir para vermek zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar. Özetle böyle hızlandırılmış tur gibi yaptım ama işte iki tarafla da karşılaştırmaya çalıştım. Her indirim döneminde söylüyorum bir kere daha söyleyeyim. Gerçekten çok fazla indirim döneminde video çekmekten ötürü hani ne önereyim, nasıl bir konsept yapayım bunları bulmak zor oluyor ama bu sefer içinde böyle iki tarafla karşılaştırarak gideyim. Belki hem yeni oyunlar keşfetmenize hem de daha güzel indirimler bulmanıza yardım yardımcı olurum diye e, düşündüm Umuyorum ki başarılı olmuşumdur başarılı olduysam da ne mutlu bana Sevgili arkadaşlar her zaman olduğu gibi videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim kendi oyun önerilerinizi de yorumlarda benimle bizimle herkesle paylaşmayı da unutmayın el illaki benim gözümden kaçan bir şeyler olmuştur çok oyun var çünkü indirimde ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.